Şimdi Gülizar Hanım gelecek yolda kendisi. Evet. Bir yarım saatlik gecikme olacak. Biz öncesinde başlayalım. Bugünün gündemi hiç şüphesiz asgari ücretti herhalde. Evet, evet. Taraflar ikinci kez bir araya geldi. Asgari ücret tespit komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi bakanlık bünyesinde. Ve yine rakam konuşulmadı. Bayram öncesinde de rakamın belli olması gibi bir beklenti, bir niyet vardı. Önce dilersen orayla başlayalım. Nasıl olacak bu? Şimdi, mümkün mü yani? Bayramdan önce açıklanması bunun pek olası değil. Daha doğrusu bir uzlaşıya varılması pek olası değil. Hatırlarsan asgari ücret konusu Sayın Erdoğan'ın seçim öncesinden gündeme getirdiği ve bir seçim vaadi olarak gündeme getirdiği bir konuydu ki eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin $500 gibi bir rakam telaffuz etmişti. Ne yazık ki artık Türk lirasının bir değeri düştüğü için veya bir stabilitesi belli bir aralıkta kalması söz konusu olmadığı için yoğun olarak herkes dolara endeksli konuşmaya başladı. İşte Mehmet Şimşek bunu değiştireceklerini, güven ortamı yaratmaya çalıştıklarını söylüyor ama gördüğümüz kadarıyla sonbahara kadar böyle bir güven ortamı tesis edilmesi pek zor olacak. Çünkü bir takım programlar hazırlanıyor. Hı hı. İşte turizmle Türkiye'ye döviz girmesi bekleniyor. Adeta yani Türkiye şu anda abandone olmuş durumda. Parantez açayım ben çünkü bugün Türk İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar'ın bir açıklaması oldu. Evet. Toplantı sonrasında. Bu daha önce biliyorsun Vedat Bilgin'in bir vaadiydi $500 meselesi. Evet, seçimden önce. Seçimden önce öyleydi. Görünen iki seçimden sonra tablo değişti. Çünkü şu anda biz Türk parası olarak görüşüyoruz. Dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz dedi Ramazan Ağar. Elbette ki günün şartlarına göre rakamlar neyse onun üzerine konuşulacak. Pazarlık yapılacak ve bu hafta neticeye varırız diyor. Ne oldu? Ne değişti sizce? Yani daha önce çünkü söylenen farklıydı. Şimdi sevgili Selen, yani şunu merak ediyorum. Rakam konuşmadık diyor. Hükümetten bir rakam gelmedi ne diyor. Ne konuşuyorsunuz o zaman? Allah aşkına yani asgari ücret toplantısında rakamın dışında ne konuşuyorsunuz? Sizce gerçek mi değil? Yani bu söylenen rakam konuşmadık yoksa? Bence şöyle durum. Hükümet bu işin içinden çıkamıyor. Bir taraftan Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek harcamaları kısmak istiyor. Hı hı. Bir taraftan seçim öncesinde verilmiş vaatler var. Ve bir taraftan da 10 ay sonra yerel seçimler var. Beklentiyle gerçeklik uyuşmuyor yani. Uyuşmuyor. Şimdi bugün koşullarına göre verseniz siz $500 ne olacak? Yarın $500 nereye düşeceği, doların nereye fırlayacağının garantisi, stabil kalıp kalmayacağının garantisini kim verecek bize? Mehmet Şimşek bile veremez bunun garantisini. Kusura bakmasın. Kimse veremiyor. Onun için bugünkü $500 denk gelen, Türk lirasıyla denk gelen bir asgari ücret pekala bir hafta sonra $400 inmiş olabilir. Pekala. Ya dolarla konuşması da aslında bir şey ifade etmiyor değil mi? Yani enflasyon ne olacak? Türkiye'deki ekonomi ne olacak? Bu sorunun cevabını bilmiyorken dolayısıyla dolara endeksi bir şey yapmak da anlamsız sanıyorum değil mi? Yani dolar üzerinden konuşmak asgari ücreti. Şimdi dolar arttığı zaman asgari ücret de artacaksa o zaman anlamlı bir pozisyon olur. Ama dolar artar, ücret, asgari ücret sabit kalırsa yani neyin $500 o zaman? Hangi tarihin $500? Bunları tartışmak lazım. Kaldı ki çaya en son %43 zam geldi. Geldi, evet. Şimdi siz $500 civarında dedi. Hatta o da yuvarlak bir rakam kullandı Sayın Bilgin'de. Şimdi açıkçası hükümetin tıkandığı nokta bu nokta. Yani şimdi burada verecek, memurlara verecek, Temmuz ayı biliyorsun o kadar kolay geçecek evet. Bir ay değil. Bir de şimdi memura zam da Temmuz'da. Yani tabii, bugün Temmuz'un 15'inde memurlar zamlı maaşını alacaklar. Aynen veya daha sonra fark alacaklar. Sayın Erdoğan'ın açıklaması ne yöndeydi? En düşük devlet memur maaşı 22 bin TL olacaktı. Hı hı. Yani zaten bütçe açığı almış başını gitmiş. Şimdi bir de asgari ücreti adet haline getirdiler yılda iki kere. Şimdi yetmedi. Memurlara da 22 bin lira. Ama şimdi çalışanlara zam yapılması güzel bir şey. Eğer bir hafta sonra, 10 gün sonra, bir ay sonra yapılan zam anlamsız kalmayacaksın. Evet. Yani çaya %43 zam gelmeye devam ederse, dolar
bir haftada %10 gibi değer kazanır, Türk parası değer kaybederse sizin yaptığınız zamların hiçbir anlamı kalmayacak. Kaldı ki bir şeyi hatırlatmama izin ver. Tabii. Bugün TİM Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı, dolar 35 olsa bile biz hedeflenen ihracat rakamlarını artık yakalamamız mümkün değil dedi. Bu neyi tetikliyor bu biliyor musun? Bu Türkiye'ye girecek döviz miktarının mutlaka hedeflenenin altında olması fikrini tetikliyor. Bunu getiriyor. Türkiye yani ihtiyacı olan dövizi bulmakta zorlanabilir. Ne zaman zorlanabilir? Özellikle yaz aylarında turizmle gelecek dövizin rahatlatması, ancak Eylül ayından sonra turizmin etkisinin kırılmasıyla TİM Başkanı'nın uyarısı da şunu gösteriyor. Türkiye tekrar bir döviz darboğazına girebilir. Bu da Türkiye'yi, Türkiye ekonomisini, açıkçası Türk ekonomisinin döviz tarafından rehin alınması gibi bir sonucu ortaya çıkarmış oluyor. Peki şimdi asgari ücretle başladık ama az önce memura yapılacak zamma da değindin. Bu özellikle asgari ücretli ile memurun arasındaki makasın açılması da asgari ücretlerin de gündeminde. Çünkü başında hep işte %30 yapılacak diye bir beklenti vardı asgari ücretin. Ama hem hani Mehmet Şimşek'ten başında gelen açıklamalar ve şu anda tarafların konuştuklarına bakacak olursak %30 pek mümkün gözükmüyor gibi. Ama şimdi Temmuz'da eğer memura böyle bir zam yapılırsa makas anladığım kadarıyla iyiden iyiye açılacak. Şimdi ama sevgili Seren, şunu da unutma ki kamu işçileri için seçim öncesinde imzalanmış bir sözleşme var. Evet. Orada kamu işçilerine sırf seçim sürecine girildi, propaganda döneminde olması nedeniyle çok ciddi bir tırnak içinde söylüyorum. Aslında enflasyon ve dövizdeki oynaklık nedeniyle o ciddi zam o günde kaldı. Yani yapıldığı günde kaldı. Çünkü enflasyon hızla artıyor. Fiyatlar hızla artıyor. Yani gerçekte ne verirse versin hükümet işçiye, memura, asgari ücretliye daha fazlasını bir ay sonra, en geç bir ay sonra ondan alıyor. Hı hı. Şimdi burada Mehmet Şimşek karşı, bilmem Merkez Bankası Başkanı karşı, sıkı bir para politikası. Yani dengeler o kadar bozulmuş durumda ki memura 22 bin lira verdiniz. Hükümet onu onun elinden almak zorunda. Eğer almazsa zaten maaş ödeyemez. Yani verdiğini iddia ettiği o zamlı maaşı geriye ödeyemez. Niye ödeyemez? Çünkü para yok. Açık net, Merkez Bankası'nın seçimden bir hafta önce, özür dilerim, ikinci turdan bir hafta önce Merkez Bankası'nın nakit döviz rezervi sıfırlanmıştı. Bu kadar. Geçtiğimiz hafta 1.4 milyar dolarlık bir döviz girişi olmuş bankaya. Bakınca buradan Türkiye'nin hali pür meali gayet net ortada yani. İşçiye verecek para yok. İhracatçının dışarıdan araba alması için Türkiye'nin dövizi yok. Ufak ufak sıcak para Türkiye'ye girmeye başladı. Böyle 100 milyon dolarlar falan filan ifade edilmeye başladı. Ki Türkiye'nin değişmeyen kaderi bu. Sıcak para gelecek. Türkiye'de bir para bolluğu olacak. O sıcak para dışarı çıkarsa eğer, seçim öncesinde yaşananlar gibi, Türkiye böyle bir dar boğaza girecek. Niye? Çünkü Türkiye'nin ekonomisi her şeyiyle dövizin rehin aldığı ve dışarıya bağımlı bir ekonomi yapısı var. Bu da gitmiyor. Açıkçası bugün pazarlıklara yapılan asgari ücretin ben bayramdan önceye yetiştirilme şansını görmüyorum. Yani bunu TİSK Başkanı böyle bir temennide bulunuyor. Bu hafta üçüncü toplantı olacak. Bu hafta üçüncü toplantı olacak ama gene sanıyorum hükümet ne kadar az verirsek veya işte Hazine Maliye Bakanı ne kadar az verirsek önümüzdeki dönem için bir miktar daha riskin boyutu küçülür diye düşünüyor. Ama bir tarafta da verilmiş söz var. Onu diyecektim şimdi. Şimdi Cumhurbaşkanı'yla Mehmet Şimşek'in burada fikirleri çatışırsa, mesela şimdi önümüzde bir de yerel seçim var, dolayısıyla böyle tabiriyle söyleyeyim, hani kesenin ağzını açmak gerekirse diye düşünürse Cumhurbaşkanı ve orada fikir ayrılığı yaşanırsa ne olur sence? Sevgili Selen, ağzını açacağın kesede zaten para yok. Bir. İkincisi, bulduk diyelim, para bastı diyelim, enflasyon fırladı diyelim, tamam her neyse, bundan Sayın Şimşek'in yakınma hakkı yok. Şunun için Sayın Şimşek
AK Parti'nin bütün vaatlerini, abartılmış vaatlerini dinledikten sonra geldi oraya. Geldi, bu görevi kabul etti. Şimdi hayır ben bunu istemiyorum diyerek, günahıyla sevabıyla. Tabii yani 22 bin lira olacak en düşük devlet memuru maaşı dediğinde, bunu ben duyduysam, sen duyduysan veya Türk halkı bunu duyduysa Mehmet Şimşek'in de duyması lazım. Ama başındaki açıklamayı hatırlatmak gerekir. Kendisi demişti yani artık bu irrasyonel politikaları bırakma zamanı geldi diye. Dolayısıyla kendinden önceki dönemi böyle tanımlayan bir bakan göreve geldikten sonra kardeşim ben söylemiştim size, beni de istiyorsanız bir acı reçete de olacağını söylemiştim demez mi? Şimdi dersiniz ama o da size der ki ben bu vaatleri verirken, konuşurken meydanlarda sen de biliyordun, dinliyordun, aynı şeyleri görüyordun. Şimdi burada yerel seçimlere kadar bir böyle fazla bir şey yapmama eğiliminde iktidar, yapamama eğiliminde daha doğrusu. Hı hı. Şimdi bir kere şunu açık net ortaya koymak lazım. Türk hazinesine yabancılar para, Türkiye'ye para getirmek için güvenmiyorlar. Hı hı. Neden? Çünkü diyorlar ki biz getiririz dövizleri, Türk tahvillerine yatırırız paramızı, Türk lirasına çevirir, Türk tahvillerine yatırırız. Sonra geriye çıkmak istediğimiz zaman getirdiğimiz dövizi Türk maliyesi başka bir yere harcamış olur, alacak döviz bulamayız ve rehin kalırız gibi bir korkusu ne var? Bu yıllardır bu korku var. Bunun için koskocaman Türk hazinesine güvenmiyor yabancılar. Diyorlar ki şu isim Hazine Maliye Bakanı olursa biz ona güveniriz. Şu isim Merkez Bankası Başkanı olursa biz ona güveniriz. Şimdi burada koskocaman bin yılları devirmiş bir devlet geleneği var. Onu siz bir kenara koyuyorsunuz. İki tane isim seçiyorsunuz. Aslında Türkiye'nin kendisini bu konuma düşürmesi zaten yeterince eleştirilmeyi hak eden bir durum. Hı hı. Ancak şu da bir net ki parayı getirmesi beklenen çevreler, yani sıcak parayı borsaya ve Türk tahvillerine getirmesi beklenen çevreler bir şeyi test ediyorlar. Acaba Mehmet Şimşek vitrin süsü mü olacak? Yoksa gerçekten bizim beklediğimiz politikaları uygulayabilecek mi? Evet, buna izin verilecek mi? Evet, buna izin verilecek mi? Benim gördüğüm kadarıyla, hani futbolda bir deyim vardır ya, top çevirme. Benim gördüğüm kadarıyla da Sayın Şimşek işte Bankalar Birliği ile, ekonominin paydaşlarıyla görüşüyorum diyerek şimdilik zaman kazanıyor ve top çeviriyor. Oysa ben Sayın Şimşek'in de, işte Sayın Erkan'ın da, Merkez Bankası Başkanı, yeni Başkanı Erkan'ın da Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin sorunlarının ne olduğunu çok iyi bildiklerini, alınması gereken kararların neler olacağını kısa sürede hazırlayıp ortaya koyabileceklerini bence biliyorlar. Ancak zaman kazanmak lazım. Niye? Çünkü bir yerel seçimler var. O acı ilacı gırtlaktan kim akıtacak? Türk halkı akıtacak. Akıtırsa oy vermeyecek, vermeme ihtimali var. Vermeyecek demeyelim. Evet, lütfen. Yani vermeme ihtimali şimdi var. Ben de bunu aynen ikna edelim. Evet, çünkü hani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de şurada karşılıklı aynı şeyleri konuştuk ama kendimizi beklentimizin tersi oldu. Evet. Dolayısıyla belediyeleri kazanmak istiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Özellikle de Ankara, İstanbul. İstanbul. Rüyası var. Evet. Ki o şimdiden biliyorsun aşkı, çalışmalara başlandı. Hatta evet, İstanbul ve Ankara için de bir ekip kuruldu. Özel bir ekip. Buralarda biz niye kaybettik seçimlerde ve ne yapılması gerekiyor diye Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla iki ekip de kuruldu. Bunun için ekonominin biraz daha böyle sıkılmaması lazım. Bu nedenle de ben Sayın Şimşek'in, Mehmet Şimşek'in biraz zaman kazanmaya oynadığını düşünüyorum. O zaman kazanma ama Eylül gibi, Eylül'ün sonu gibi bir takım gerçeklerle yüzleşmeyi getirebilir. Bakalım hükümet o zaman ne yapacak? Peki az önce dikkat çektiğin önemli bir nokta vardı. Acaba bunlar hani top mu çevirecekler? Görünen o demiştin. Sanıyorum bürokrasi de öyle düşünüyor. Ya da pek çok kişi öyle düşünüyor diyeyim, düzelteyim. Çünkü bir haber vardı, mutlaka görmüşsündür. Mehmet Şimşek bakanlıkta atama yaparken güçlük çekiyor. Üç isim reddetti diye. Yani teklif götürüyor bakanlıktaki koltuğa.
ama reddediliyor. Ne dersin? Yani inanmayan kesim de herhalde sanıyorum ya da taşın altına elini uzatmaya korkan. Şimdi bir zor döneme girilecek. Hı hı. Yani orta yerde bir cenaze var ve bu cenazenin kaldırılması gerekiyor. Kimse kusura bakmasın da o cenazenin kafasına kim sıktıysa cenazeyi onlara kaldırtmak gerekiyor. Aslında cenazenin kafasına sıkan veya onu öldüren, ekonomiyi daha açık söyleyelim, ekonomiyi öldüren ne Mehmet Şimşek ne Gaye Erkan. Onlar belli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın politikalarını uygulayan Şahap Kavcıoğlu ve eski Sayın Bakan Nurettin Nebati. Yani şimdi BDDK Başkanı Kavcıoğlu. Şimdi BDDK Başkanı oldu Kavcıoğlu. Sayın Nebati mecliste milletvekili olarak veya evet, bir komisyonda görevli olarak yer alacaktır. Şimdi açıkçası ekonomiyi toparlaması gereken başkaları çıktı. Sayın Mehmet Şimşek ne dedi? İrrasyonel dedi. Ben açtım Türkçe sözlüğe bir baktım. İrrasyonel ne demek? Akıl dışı demek. Yani şu an ben henüz rasyonel politikalara geçildiğini düşünmüyorum. Çok açık net söylüyorum. Eğer rasyonel, geçen bir ekonomist söyledi, bir ekonomi gazetemizde böyle bir yazı yazmıştı. Eğer tam rasyonel ekonomiye geçilecekse Türkiye'de herkes elindeki varlıklarının %40'ını kaybetmekle yüzde kalacak dedi. Şimdi düşünebiliyor musun? %40, en az %40'ını. Çok ciddi bir oran. Çok ciddi. Ama aşamalı olabilir, birden olmaz, peyderpey olabilir ama yerel seçimlerden sonraki 6 ayda Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı bireylerinin varsa, olanlar için söylüyorum, olmayanlar için zaten söylüyorum, onlar aç yaşıyorlar veya çok zor, mağdur şekilde yaşıyorlar, varsa varlıklarının en az %40'ını kaybedecekler. Çünkü bu başka türlü olmaz. Peki...